İyi akşamlar. Hocamız maçın değerlendirmesini yapacak. Sorularınız varsa alabiliriz daha sonra. First general evaluation of the game, then questions, answers. Happy with the result, of course, to win our first match of the new season here against a team who played really well against Fenerbahçe. So it was not easy to come here and get the points. Not happy with our football. I think we can do a lot better than what we showed today. The team looks a little bit under pressure, higher expectations of Antalyaspor because of last season where we did a great job with a run of 16 games unbeaten. Sonuçtan memnunum diyebilirim. Yeni sezonda aldığımız ilk galibiyet. Fenerbahçe'ye karşı iyi oynayan bir rakibe karşı mücadele ettik bugün. Zorlu bir maç oldu. Futboldan memnun değilim. Ortaya koymuş olduğumuz futboldan açıkçası çok memnun olduğum söylenemez. Takımın üzerinde stres vardı. Geçen sezon 16 maç yenilmezlik serisi olan bir takımın yüksek beklentiyle sezona başlamış olmasından dolayı kaynaklı belki bu stres takımın üzerinde bir etki yaptı ve istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. İlk yarıya bakacak olursak Bofin'e teşekkür etmeliyiz diyebiliriz. Çünkü yapmış olduğu kurtarışlarla bizi maçta tuttu. İlk yarıda rakibin çok daha fazla şansı vardı diyebilirim. İkinci yarı ise biz oyunun kontrolünü ele aldık. Ve harika orta mükemmel kafa golü Bünyamin Balcı'nın ortası ve Hacı'nın golüyle 1-0'lık mücadeleyi nokta koyduk diyebilirim. 3 puan güzel ancak bunu tamamen hak ettik mi? Maçtan sonra hafta içi yapacağımız analizlerde de kendimizi eleştireceğiz. Eksik neler yaptık, neleri iyi yaptık bunları tartıştıktan sonra bu şekilde 3 puanı tamamen hak edip hak etmediğimizi kendimiz karar vereceğiz. Ancak şunu söyleyebilirim, hafta içine bu güzel galibiyetle giriyoruz, moralli giriyoruz. Trabzon maçından önce ihtiyacımız olan 3 puanla giriyoruz. Trabzon maçı için de neler söyleyebilirim? Bundan çok daha iyi mücadele ve çok daha iyi bir futbol sergilersek tribünlerimizin de desteğiyle orada da iyi işler yapıp iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz önümüzdeki hafta maçtan. So that's a challenge for us in this year. And that's normal. You cannot play 36 games top level. And as I said, this is football. It's possible, but we have to improve this, and we know that. So we work hard on this, and I don't know exactly. We have to talk to the players, of course, what they think, and together we will make steps. Evet, stresli gözüktüğümüzü kabul ediyorum maçta. Yine tekrar ediyorum, yüksek beklenti kaynaklı bir stres oluşmuş olabilir. Geçen sezonki yenilmezlik serisinin üzerine dikkat çeken bir ekiptik ve o şekilde başladık sezona. Galatasaray'a karşı iyi oynadığımızı düşünüyorum. Şanssız kaybettik. Kaçırdığımız penaltı üzerine gelen son dakika golüyle çok rahat aslında 0-0 bitirip bir puanla ayrılabilirdik en azından geçen hafta. Bugün daha çok stresten bahsedeceğim. Bu stres de normal takım seviyesini oldukça aşağılara çekti diyebilirim. Halbuki iyi oyuncu grubuna sahip bir takımız. Bu seneki meydan okumamızda hedefimiz de şöyle tanımlayabiliriz. 36 hafta belki en üst düzeyde futbol oynamayabiliriz. Ancak bu tür maçları da kazanmayı bilmeliyiz. Bugün bunu başardığımızı düşünüyorum. Evet, geçen sene dediğiniz gibi yine önümüzdeki hafta iyi bir futbol oynayıp güzel bir sonuçla ayrılmak istiyorum. İkinci sorunuzdan başlayayım. Geçen sene belirttiğiniz rakiple 3 maç yaptık. İlkini kazandık. Yenilmezlik serilerine son verdik. Sonra kupada kaybettik maalesef. Ancak son maçta beraberlik aldık ve yenebilirdik de. O 3 maçta da iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bu konuda haklısınız. Beklentiler yükseldiğinde oyun performansı da üst düzey bekleniyor ve bunlara karşılık vermeniz gerekiyor. Şu anda belki en ilk 5, ilk 4'ten bahsedilebilir beklenti olarak ancak bu işler kolay işler değil. Bugün bu havaya girmiş takım olarak ilk yarıda iyi futbol oynamadığımızı kabul ediyorum ve ilk kez bu kadar bu beklentiye karşı konsantre eksikliğinde rakip bize cezayı kesiyordu. Ancak ikinci yarı iyi cevap verdiğimizi düşünüyorum reaksiyon olarak. Hafta içi bu 3 puanla iyi çalışıp moralli girip
form yakalamak istiyoruz. Bu galibiyet serilerine başlamak istiyoruz. Maç kazanacağız, maç kaybedeceğiz. Şampiyonluktan bahsedecek olursak şampiyonluk uzun ve meşakkatli bir yol. Gerçekçi olmak lazım, panik yapmamak lazım ve maç maç bazı yolumuzu belirlememiz gerekiyor. Ancak gideceğimiz çok daha uzun yol var ve bizim amacımız her zaman daha iyi oynayıp kazanmak.